yapayım ben. Tamam. Sen şunu biraz daha. Dur bir dakika dur. Hava da soğuk ya. Soğuk. Nasıl? Ellerim dondu mu? Evet. Soğuk. Güneşe aldanma. Tamam mı hayatım bu? Değil mi? Koy. Of, elim çok dondu. Of. Ay evet, ısıtayım çünkü ineleniyor. Artık kıpkırmızı oldu. Tabii ya, sarımsaklar güzel. Isırganlara baksana nasıl canlandı. Başlıyor musun? Tamam. Önce tahtaları çıkarsaydık. Tamam. Oni! Ben de seni çok özlemişim. Pişiyor bak şimdi. Bir çakayım, öyle taşıyayım. Tamam. Ben şey getireyim, keser, ben de çivi çıkarayım, sana hazır edeyim. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın. Taktuklarla başladık güne. Çünkü bu tahtaların hepsinde çivi tabancasıyla atılmış çiviler var. Öyle bir de gömülü ki, bak tahtanın bu tarafında görünmüyor ama bir de eğrilmiş.
Yani nasıl çıkaracağız? Bazılarını gerçekten yok. Şey ya. Altına doğru kıvır, alta kal. Tamam, şeyle keserken testereyle ya testereye denk gelirse. Yok, onu çoğunu testereyle kesmem. Uçlarını keseceğim sadece. Temiz olsun. Şimdi onları da çakalım. Kurtaracak mı diye. Şuna şöylesi yok. Koyalım bunu buraya. Buraya da çakmamız gerekiyor Bahadır. He? Burada eksik var. Testere lazım. Şurada bir çıkıntısı var ağacın. Evet, şimdi şuna keseyim o da. Allah elime geldi. Ne geldi? Tahtaya çarptım ya. Of. Bunlar hizalı olsun diye boyunu da hesaplamamız lazım. Boyunu üstten keseriz. Balyozla vururken neden korkuyorum? Çıkıverirse oradan. Dört tane çekeceğim. Halat. Halatın da böyle uçlarını yere çekeceğiz. Buraları da sopanımız tutarsın. Şimdi dikkatli gel. Üstüne basma şeylerin üstüne. Bir şeylerin üstüne bas. Kayma diye. Thank you.
Yediniz mi gençler? Afiyet olsun. Hadi ye, ye, ye. Gözün orada olmasın. İlle bir de kime gidiyor diye bakıyorlar. Evet, yeni elemanımız Duman. Hadi ye, ye. Şeyler güzel dirilmiş Yasemin. Evet. Neydi biberiyeler? Bunlar da iyi galiba. İyi. Bunlar ne? Gül ya işte dikmiş. He, şey yaptım, o güller. Evet. Bu yeni mi filizlendi? Evet, yeni filizlendi. Maşallah. Bu şey sihirbaz gül. Evet. Alankıyı'da gül almak isteyen, biberiye almak isteyen Yasemin'i bulsun. İnşallah köpler. İnşallah. Evet. Torbalara al ondan sonra. Evet, köprümüzü bitirdik sayılır. Sadece küçük rötuşlar kaldı. Tam böyle köprünün bitmesine yakın komşum geldi. Bir koca çuvalın içine dalya soğanları doldurmuş, yumruları. Soğan mı diyeyim, yumru işte. Kırmızı ve sarı. Ben onun dalyalarını, Fadime'nin dalyalarını çok beğeniyordum. İri iri böyle katmer katmer dalyalar. İşte onlardan getirmiş. Sağ olsun, ben hemen çapayı aldım. Ekeyim dedim. Ver o çapayı dedi. Olmuyor dedi. Olmuyor. Ve güzel kendi açtı açtı gömdü. Yol boyu dalya oldu. Sen de bunları doyurmakla meşgulsun. Evet, köprümüzü gösterelim. Köprümüzün bitmiş hali. Yani sadece ne kaldı? Şu çıkıştaki basamağı yapacağız. Yani onlar rötuş. Onun için asıl hali bitti. Ve işte artık Taşevin ormana bağlanan yolu oldu burası. Yani buradan çıktığımız anda ormandayız. Çok da güzel oldu. Pek de güzel oldu. Yani geliyoruz. İşte şimdi yapacağımız şey şurada bir basamak oluşturmak. Bastık, çıktık. İşte köprüden geçiyoruz. Ve hemen ormandayız. Çok güzel oldu. Önce kaygılandık, acaba dedik yan kenarları yüksek mi yaptık falan. Ama sonra hayır, böyle kollarına dayayıp da etrafı seyretmek için tam oluyor. Biraz daha alçak olsa o zaman kollarımızı böyle dirseklerimizi dayayıp etrafı seyredemeyiz orada. Hani manzara çok ya etrafta. Ama gerçekten aslında manzara çok. Evet, köprümüz, güzel köprümüz. Projelerden biri buydu. Bunu başarmış olmak ayrıca mutluluk verici. Bugün çok soğuk bir gün. Yani çok uzun zamandır unutmuşuz bu soğuğu. Bugün 9 Mart, Cumartesi. Soğuk bir gün. Akşam geldiğimizde zaten inanılmaz böyle çakırdadık, titredik. Hemen içeri attık kendimizi. Ama işte taş evin güzelliği, gerçekten daha içeriye girdiğimiz anda o üşüme duygusunu dışarıda bıraktık. Ondan sonra hemen sobamızı tutuşturduk. Oh, ondan sonra kısa kollularla rahat rahat oturabildik içeride. Yani sadece ateşin şöyle bir kendini göstermesi yeterli oluyor. Bu ağaçlar hani önceden vernikleme falan gerekmiyor. Nedeni de bunlar zaten ilaçlı. Avrupa'dan mal gelirken arkadaşımız sac işi yapıyor. Büyük böyle sac ruloları gelirken büyük araçlarda onların arasına koruma olarak kullanılan ağaçlar. Bu nedenle bunlar fırınlanmış ve ilaçlanmış ağaçlar. Yani artık böyle işleyecek ağaç değil. Onun için böyle bir şey gereksinim duymadık. Bu yanlara kullandığımızda zaten bizim her zaman olan ağaçlarımız, elimizde olanlar. Bunlarla eski bahçede de kulübe çakmıştık. Burada da çok işimize yarıyor.
Güzel oldu, güzel. Köprü. Gerçekten içmesinde Bahadır'ın ellerine sağlık. İşte Bahadır'ın eli deyince biraz önce diyorum ki ona, vallahi işi sen yaptın, benim elim ağrıyor. Yani ben onun kadar, onun yarısı kadar bile bir iş yapmadım ama kolay işler değil bu işler. Evet, bugün bunu hallettik. Şimdi rötuşlarını da yaparız. Bugün artık dinlenmeye geçeriz. Hatta biraz önce arkadaşlarımızı aradık. Onlar çalışıyorlar, Handan'la Mustafa. Dedik, nasıl gelmediniz mi? Geldiklerinde mutlaka onlar ararlar, haber verirler normalde. Ya dedi, geldik ama o kadar yoğunuz ki. Vallahi dediler, arayamadık. İyi dedik, biz geliriz. Çünkü onlar da bahçede bir takım işler yaptırıyorlarmış. Şimdi bizim bir meselemiz var. Evet büyük usta. Vallahi eline koluna sağlık, çok güzel oldu köprü. Değil mi? Köprü 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 deyip duruyorduk. Ama oldu. Nihayet onun da vakti zamanı şimdiymiş. Şimdi asıl mesele ne hayatım? Asıl mesele şu arka tarafta gelecek olan malzemelerin yerini hazırlamamız lazım. Depo malzemesi gelecek. Evet, depoya start veriyoruz. Şöyle veriyoruz ama. Hani yapımı hemen başlamayacak. Ama şimdi herkesin dilinde şu var, bütün esnafların. Seçimden sonra büyük bir zam furyası bekleniyor. Bunu sadece esnaf söylemiyor, herkes söylüyor. Evet, onun için dediler ki malzemeyi şimdi alın. Ne zaman yaptırırsanız yaptırın. Biz de tabii malzemenin ne kadar malzeme gidecek, ne alınması gerekiyor, doğal olarak bilmiyoruz. Tabii ki kime başvurduk? Evimizi yapan sevgili Mehmet ustamıza. Yani bizim ailemizin değerli üyelerinden baş köşede oturan kişi. Tabii Mehmet ustam da sağ olsun hemen ilgilendi. Dedi şundan şu kadar, bundan bu kadar malzeme gerekiyor. Alın koyun bakalım bir kenara dedi. Bakalım koyalım kenara, ne zaman ne yaptıracağız. Yani tamamen bizi Mehmet usta yönlendirecek. Biz bunları buraya yığmamış olsaydık işimiz çok kolaylaşırdı. 800 tuğla ne kadar yükseklik olur acaba? Şunun altına indirtsek sığar mı acaba? Zor. O taşlar orada olmasaydı bayağı işimiz kolaylaşırdı. Oraya yığdırabilirdik bak. Biz bu tahtaları bir şekilde buradan kaldıralım mı diyoruz? Buradan kaldıralım diyoruz. O gün kaç kişi bunları yığdık böyle? Yapacak bir şey yok. Ben tek başıma, ona bakarsan. Tabii sen yükledim. Tek başına yükledin. Hani olmayacak bir şey değil. İki elle. Tamam. Evet, şimdi buraya dizelim derim. Tahtaları buraya alalım. Yani ağaçtan burası. Taşkın da bu ağacı budamadı ha. Vallahi bak, budayacak da öyle kaldı. Cız cız. Bu ağacın budanması lazım aslında. Tabii. Daha uyanmadan yapılması lazım. Gel 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 aşağı. Bak bir de uçlarını yiyor böyle ağaçların. Şimdi burayı mı kararlaştırdık hayatım? Vallahi bana göre hani burası daha iyi diye düşünüyorum. Cız cız. İn aşağı. İn aşağı çabuk. Çabuk in aşağı. Şşş. Cız cız. Oynasın. Panterliği tuttu. Evet. O odunları buraya yığmaya karar verdik. Çünkü o arayı açmalıyız ki rahat hareket etmeliyiz. Kolayladık vallahi, yarısından çoğunu aldık. Şimdi çok uzunlar var. Yani bu köşk çakılacak kadar. Boyu ne bunların, bak ölçerim birazdan. Uzunları kısaları falan buraya yığdık. Buradan bu kalkacağı zaman gerçekten çok yayıntı çıkacak.
Ayrıca malzemelerin içeriye girişi, hani bunların arasından böyle kıvrıla kıvrıla olmaz. Tuğlaları şuraya yığdıralım. Çimentolar da onun üstüne olsun. Naylonla da kapatalım. İyi kapatmamız gerekiyor. Naylon mu olur, branda mı olur artık. Pazartesi günü gelecek malzeme. Bahadır'la beraber olunca iyi iş kotarıyoruz. Yani o da üşenmiyor hiçbir şeye. Ben de üşenmiyorum. Şimdi çok uzunları buraya alacağız. Hem de böylece kenarda çok büyük yığıntı olmadığı için bu kalktığında bayağı bir boşluk olacak. Evet, yayıntımız fazla. Ama işte az kaldı. Yani bu yaz inşallah depo yapıldıktan sonra artık gereksiz hiçbir şey tutulmayacak bahçede. Bu taşları da bütün işler bitsin. Belki o deponun ilk temelini atarken bu taşları kullanırlar. Ondan sonra kalan taşlarla artık şu derenin kenarına bir set ördürürüz. Derenin suyu şimdiden azaldı vallahi. Yağmur yok, kar yok. Bak, hava soğuk dedim ama şimdi gayet güzel. Tabii hareket ettik ya. Hareket ettiğimiz için güzel. Yarın değil, öbür günde arkadaşlarım gelecek, şu ağaçları kökleyip götüreceklerdi. Ceviz ağaçları vardı, derin budamıştık onları. Onlar köklenecek. Özlemlerin bahçesindeki yerlerini alacak bunlar. İşte o geldiğinde diyorum, Bahadır'la da konuştum az önce. Su sürekli böyle akarken bu tarafta sürekli mil biriktiği için su o tarafa doğru gidiyor ve çitin altındaki toprağı gitgide koyacak. İşte o ağaçları almaya geldiğinde rica edeceğim. Kepçe buradan hemen geri verir. Şuradan bir eşelemesini isteyeceğim. Diğer taraftaki o suyun içindeki kalıntıları da tırmıkla temizlemeye çalışacağım. Çarşamba günü yağmur varmış. O yağmurlardan önce böyle bir toparlama yaparsak çok güzel olur. Bak, buradaki otlar ne kadar gür. Ama bahçenin içindeki otlar bak kısacık. Neden? Çünkü koyunlar geldi, o otları güzelce biçti, yedi. Evet, koyunları bu hafta içi gene bir bahçede ağırlayalım biz. Sen çok mu haylaz oldun? Git Alaca'yı çağır. Alaca gene kapı geziyor. Bak, cızırtı biz yokken bir yere gitmemiş. Ama Alaca gezmelerde. Dere kenarında bir kahve molası verelim dedik. Çünkü bu molalar olmazsa hadi kahve içelim, hadi çay içelim demezsek durdurak yok. Bahadır'da şu duygu oluyor. Ya işte sınırlı zamanda geldim, bir an önce yapabileceğim şeyi yapayım. Ama köprü çok güzel oldu. İşte bizim sehpa mı yoksa? Vay! Vay! Ben unutmuştum onu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, şey duygusu var sende diyorum. Hani sınırlı zamanda geldim, bir an önce şunu bitireyim. Duygusu var. Evet. Abi de ne oldu? Gel yanıma gel. Gel. Bunu da bitirelim, bir kandanlara doğru gidelim. Çoğu gitti, azı kaldı ama değil mi? Bir şey kalmadı. Uzun dalı koyduk, üstte ayakta evet. Çıktı. Ya üşenmeyeceğim. Üşendin mi? Ben üşenmem. Ben de. Cız gel. Çok gel anne. Bir anda açıldı. Gel anne. Göremiyorduk böyle bir tarafa. Gel kuzum, gel. Gel. Cızırtısı kesildi. Hava ne kadar güzel oldu değil mi? Hı-hı. Hoppa! Haydi bakalım iş başı. Ve tekrar iş başı.
Vallahi helal olsun bize, helal olsun Bahadır'a diyeyim en çok. Maşallah diyeyim beyime. Hayatım tamam tamam, uğraşma artık onlarla. Şimdi artık içimiz rahat, hani oraya mı indirelim, buraya mı indirelim, ne yapalım derken aslında en uygun yer buraydı. Tuğlaları buraya indirirler Bahadır, değil mi? Evet, bunu böyle. Çimen tuğları, kireçleri oraya indirirler. Evet. Ondan sonra kumu da yine aynı şekilde oraya dökerler. Evet. Etrafını havuz yapmak gerekir mi? Neyse. Gel bir yorulun. Serdar'a bakalım ne yapıyor. Yorulun. Evet. Tamam. Yer hazır. Ve bu arada çok güzel koruma altına da bunun ucuna bir naylon gerekiyor. Onu da buluruz. Şimdi bu köşk yapılacak olan tahtalar güzel ayırdık. Bunlar da güzel oldu, böyle kapandı. Bunlar ne işe yarayacak derseniz, vallahi çok işe yarayacak. Kümes yapılacak. Evet. Burada gübremiz var. Yağmurlar bitmeden açamayız. Orada kışlık odunumuz var. Onlar da zamanı geldiğinde kesilir, gene depoya konur. Odunluğa konur. İşte sırıklar, sivrilteceğim onları da. Yapılacak çok iş var. Çok iş var. Gideyim bakayım, komşum da bir şey yapıyor. Komşum sen de mi buradasın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik, sağlık, sizi sormalı. Eyvallah. Biz de dün akşam işte geldik. Bakayım dedim, önce sonrası yapayım Serdar'a. Serdar'ın ustalığına bak. Şimdi Serdar usta bu malzemeleri almış. Babadan dededen bu işi yapıyorsun değil mi? Evet, sen de ilk kez bu işi yapacak. Yaparım herhalde dedi. Yola çıktı. YouTube'un bir şey öğretti. Öğretti kadar. Ha, YouTube bakalım öğretiyor mu? Öğretiyor, öğretiyor. İnşallah güzel olur. Ama çok güzel olur bence. Sizin bura zaten hani kış bahçesi. Evet. Kışı önünde kapatırsak. Evet. Kışa mı? Kış bitiyor Canan. Önümüzdeki kışa. Hazırlık. Hoş geldin abi. İlk defa böyle bir şey yapacak Serdar. Hiç alakası yok bu işle. Eli yakışıyor ama değil mi? Düşüyorsun evet. Aynen. Evet. Aman abi, onu dikkat et. Ne küçük masamız var. Maşallah. Masa ama lazım. Bu masa çok güzel. Çok güzel. Gülle güle kullanın. Yapabildiği kadar yapacağım. Evet, yarın sabah bitmişini gösteririz. Aynen. Şu an sonuçta işten geldi, yoruldum. Mustafa'lara bir gidip gelelim mi? Ne yapmışlar bir bahçede? Hadi gidelim. Görelim. Bunun da böyle el el üstüne atışı var. Allah'ım, çok ya. Zarif bir duruşu var, evet, değil mi? Kontes ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kontes. İlk göz ağrısı o. Kontes mi? Kontes. Kontes. Aferin kızıma. Bak hiç atlamıyor artık üstüne. Farkında mısın? Tabii. Yaş aldıkça kendine geliyor. Bak diyor ki, hanımefendi duruşum var diyor. Annem. Ne? Hadi biz bir gidip gelelim. Evet, Handan'ın bahçesine geldik. Baklalar çiçek açmış tabii. Burada daha güneş gören bir yer ya. Bunlar da ıspanak galiba. Güzel olmuş ya böyle ara açılınca. Ama her yapılan işle bahçe yeniden tarumar oluyor değil mi? Ya duman olduk ya. Vallahi. Tabii. Şurayı nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Dal öğütme makinesi alsana. Ha, onu görüyorum ben şeyde ama. Vallahi ya. Bayazım patır patır. Handan, niye bu adam dal öğütme makinesi almıyor? En güzel en güzel gübre o. Bence de. Ciddi bağlı. Öyle mi? Güzel olmuş bak bu taraf. Ama bir toparlanacak ha. Evet. Havaya kalkmadan düzelmiyor biliyor musun? Burayı kapatmayacaksınız değil mi? Efendim? Ayıracak mısınız bu tarafı? Yok, ayırmayacağız. Neden bu tavuklar dolaşsın dedik. Ama tavuk şimdi değil canım, ilerleyen dönemde. Şimdi he. Burayı... Nereye ekeceksin? Burayı değil mi artık? Burayı. Ha, bunlar mı budandı? Bunların hepsi budandı. Baksana dostlar, bir şey var mı? Ne ekmiş oraya? Ne ara geldi de ekti Gönül? Soğanlar ekmiş. Şey yapmış. Soğan ekmiş. Kardeşi gelmiş olabilir. Ne zaman gel? Yok canım, annesi ekmiştir onu. Anne beceriyor. Yarın belki gelirim diyordu Gönül. Gelmiş
Bu bahçe handanlara sonradan eklendi. Onun için daha yeni ancak bakım yaptırabiliyorlar. Bahçelere doyamıyoruz. Yok. Burayı alacağım dedi. Köye doyamıyoruz. Evet. Burada bir baraka vardı. Çok iyi olmuş, temizlenmiş bura. Ağaç gayet güzel açılmış. Ay bu çok güzel bir çiçek ya. Aa. Yapma gibi. Aa, ne çiçeği bilmiyorum ki. Çok güzel bir şey bu. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Haydi gidelim. Nasıl güzel bir kız doğurmuşsun Canan. Maşallah. Evet, asıl usta sarı çizmeyi giyen de. Hani maske nerede, maske? İş güvenliği sıfır. Ay çok güzel. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Aa, çok beğendim ben de. Kuzu ilerliyor. Ay çok iyi. Sen de küçük kuzusun. Hadi gidelim küçük kuzuyu görelim madem istiyorsun. Sen kara gözü görmek için mi geldin? Dün gece bir tane daha doğdu biliyor musun? Kara göz. Bak sana ne diyeceğim. Dün gece bir tane daha doğdu. Adı ne biliyor musun? Ne? Çıtır. Ya gel çıtırı da görelim. Çıtır. Karagöz gitmiş annesiyle. Hayır gitmemiş. Hani Karagöz nerede? Orada. Hayır bu çıtır. Bu dün gece doğdu. He. Ya. Karagöz büyüdü. Arkadaşlarının yanına gitti. Tabii Karagöz kocaman. Abi onu oldu alsana. Karagöz. Onu al. Hı. Yok şimdi annesinin yanından almayalım. O yeni doğdu ya. Korkar ablası. Abla, ama ben onu taşırım. Ama tamam da annesi kızar bize şimdi. Çıtır. Çıtır. Gel buraya. Artık biz de sobamızı yakalım. Bacamız tütsün. Geçen sene hep baltayla kesiyorduk. Bu sene. Evet. Bu sene gerek kalmadı mı? Doğramakta fayda var. Heh. Yeterli olur mu? Yeter yeter hayatım. Toprakta bölünmüyor. Heh. Tamam. Hadi köprümüzün önünde mi iyi akşamlar diyelim? Hadi o zaman. Görünüyor mu acaba köprü? Köprü? Görünüyordu. Eserimiz. Evet, İzmir Bayındır Alan kıyıdan. Soğuk bir akşamdan. Soğuk başladı soğuk güne. Soğuk başladı evet. Şimdi de çok soğuk oldu. Evet. Herkese iyi akşamlar. Güzel günler. Mutlu geceler. Evet. Bütün canlarla beraber. Evet dün gece doğan çıtır kuzuyu da gördük. Günü öyle kapattık. Başardık. Köprümüz çok güzel oldu. Deli Dumrul'un köprüsü gibi değil. Değil ya. Evet. O Deli Dumrul'un hikayesi de Murat Anmunga'nın kaleminden ne güzeldir. Bir gün onu anlatayım size. Evet. Muhteşemdir o hikaye. Haydi hayatım girelim. Hadi. Bak 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 bak. Cız. Cız cız. Git alacayı bul. Anne baba geldi de. Döneve de.